getirdik dönemimizde. Onu da söyleyelim. Anayasa adımızı döşedik. Bunlar gözükmeyen çalışmalar. Barajdan yeni arıtma tesisimize, yeni içme suyu arıtma tesisimize suyu taşıyacağımız 500'lük borumuz. Şunu duyuyorum, ya su çamurlu akıyor gibi. Şimdi hiçbir belediye başkanı, ben de dahil, diğerleri de dahil, suyu bir defa çamurlu akıtmak istemez. Yani suyu kesmek de istemez. Boru arızası olduğu zaman su kesilecek yani. Buna yapacak bir çare yok. Suyu keseceksiniz. Suyu kestiğiniz zaman tamir ederken tabii o an içerisine çamur giriyor. Yani bunu önleyecek bir mekanizma yok. Böyle her yerde böyle. Tabii andık belki ilk anda suyun çıktığı noktada su çamuru akıyor olabilir ama şu anda arıtma tesisimizi gezmiştik. Bittikten sonra menba kalitesinde suyu akıtacağız ve kesintisiz barajımızı da tamamladık biliyorsunuz. Evet, baraj bizim gurur vesilemiz. Nazım Bey'in adında verdik oraya biliyorsunuz. Sarıyer'e Nazım İçiloğlu Barajı diye. Çok dev bir eserdi, onu söyleyelim. Evet, bizim sözümüzdü. Bu tabii inşaat işleriyle 21 milyon lirayı falan buldu. Çok daha ileri seviyede şu anda. Ben geçenlerde gene gittim. Çok az bir işi kaldı. Şu anda ünitler arasındaki boru döşeme çalışması devam ediyor. Ünitelerin arasındaki boruları yani yollara boru. Ondan sonra çevre düzenlemesi. İnşallah ondan sonra da fırdeleyi kesip menba kalitesinde içme suyunu şehrimize vereceğiz. Bunun üzerinden kimse siyaset yapmasın. Mat olduğunu söyleyeyim yani. Bunu buradan ifade edelim.